bir Japon spesiyeli olan sushi ülkemizde de oldukça severek tüketiliyor. Peki sushi nasıl yapılıyor? İşte tarifi. Japonların geleneksel yemeği sushi aslında çiğ bir balık. Bazıları için vazgeçilmez olsa da bazıları için denemesi bile mümkün değil. Dünyadaki popülerliği 1000 yıl öncesine kadar dayanıyormuş. Peki sushi'nin içinde neler var, yapımı nasıl, hep birlikte öğrenelim. Nasılsınız Cengiz Bey? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Elimizdeki olan malzemeler neler, nasıl bir sushi yapacağız? Evet, şöyle. Genel olarak herkesin sevebileceği sushi'lerden yapacağım ama nigiri'yi de bir göstereceğim hani görünmesi açısından. Elimizde kullanacağımız ürünler, yani 3 tane balığımız var. Tuna balığı, somon balığı ve levrek. Burada yengeç etimiz var. Şu nedir? O da tuna balığı. Tuna'nın bir farklı çeşidi o da. Burada uçan balık yumurtası var, tobiko. Evet, ne kadar farklı gözüküyor. Burada taze soğan var. Bu salatalık ve avokado. Salatalık ve avokado sushi'de genel olarak kullanılan ürünlerdir. Bu nedir? Bu kurutulmuş yosun ve preslenmiş yosundur. Bu kurutulup preslendikten sonra yakılarak buna gold, yani kırılganlık özelliği kazandırılır. Sushi'nin temel taşlarından birisidir ve sarma asırı bambudan oluşur. Sushi'yi sarmak için genelde bunu kullanırız. Yani şu dörtlü olmazsa olmazlardandır. Belli bir miktar pirinç alıyoruz. Pirincin ağırlıkları, gramajları ülkelere göre değişiyor. İşte Taylandlılar biraz daha fazla koyar, Japonlar az koyar. Türkiye'de de her ikisinin de ortasında insanların, Türk insanının sevebileceği ayarda diyebiliriz. Pirincimize, yosunumuza, kurutulmuş yosunumuza pirinci ezmeden, çünkü pirinç ezildiği zaman ağızda dağılması lazım pirincin. Pirinç ezildiği zaman biraz lapa oluyor ve çok pirincin tadı alınmıyor. Yosuna seriyoruz. Serdikten sonra bambu sarma hasırına alıyoruz. Sushi'yi sarmanın iki, hani rol olarak iki çeşidi var. Bir pirinç içeride olanı, buna maki diyoruz. Bir de pirinç dışarıda olanı, buna da uramaki diyoruz. Pirinç dışarıda olduğu zaman pirincin üstüne işte dekor ürünler falan kullanabiliyoruz. Bugün ikisini de yapacağım. Önce pirinç dışarıda olanından başlayalım. Şimdi sushi'yi sararken ellerimizle içteki malzemeyi hafiften içeriye doğru kapatır. Hasırla üstünü kapatırız böyle. Daha sonra biraz sıkıştırır. Pirinci çok ezmeden yine. Ya burada önemli olan şey pirinci ezmemek. Onun o şeyliğini, taneliğini hissedebilmek yerken. Daha sonra böyle, yani rulo yapar gibi şu şekilde rolü kapatıyoruz. Daha sonra yine pirinci eşitliyoruz buralardan. Rolümüz hazır. Bundan sonra üzerine ne koymamız gerekiyorsa onu koyarız. Bugün o nedir? Bu bizim spicy sosumuz, spicy mayonez sosumuz. Bununla üzerini kapatıp daha sonra yakacağız bunu. Şimdi bunun üzerini yakacağız. Bunu şöyle tabir edebilirim. Sıcak ve acının birleşmesi. Trüf yağı. Trüf yağı çok baskın bir tada sahiptir. O yüzden çok az kullanıyoruz onu. Tenkosumuz da bu şekilde. Peki biz evde sushi yapmak istesek malzemeleri nerelerden bulabiliriz? Malzemeleri Çin marketler var. Çin marketlerden bulunabilir malzemeler. Şimdi yine aynı şekilde serdik pirincimizi. Bunun içerisinde biraz daha fresh olması için avokado ve salatalık kullanacağım. Üzerinde tuna balığı olacak. İçerisinde yengeç eti olacak. Bunun üstünde tuna balığı kullanacağım. Bu tuna balığının 3 tane kısmı vardır.
yağsız olan kısmı, az yağlı olan kısmı, bir de yağlı olan kısmı vardır. Bu yağsız olan kısmı. Bugün yağsız olan kısmını kullanacağım. Yağsız olan kısmı biraz daha kırmızı ete benzer ve biraz daha lezzeti baskındır. Daha çok anlayabiliriz lezzetini. Ben hemen bunun da tadına bakmak istiyorum. Bunun üzerine ekstra olarak... Ben hemen yalnız tadına bakmak istiyorum diyorum. Düşünün, o kadar sevdim. Uçan balık yumurtası ve taze soğan kullanacağım bunun üzerinde. Sushi'nin üzerinde şöyle söyleyeyim, hani tamamen kişinin zevkine ve damak zevkine kalmış. Yani yapan şefin damak zevkine kalmıştır. Hangi ürünün ne kadar yakışacağı, hangi ürünün daha çok beğenileceği. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel. Hepsi. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğum bilgiler için de.